Evet, dip kayalık atışımızı yapıyoruz. Hani soruyorsunuz, diyorsunuz ya nasıl takmıyorsun? O kadar kaya varken hiç takılmadan geliyor. Evet, atışımızı yapıyoruz. Şu an canlı canlı gösterelim. O sert vurduğunda bir de balığın aldığını düşün. O sertlik iki katına çıkıyor. Balık almadı, taşa taktığını düşün. O sertlik iki katına, üç katına çıkıyor. Şu an orta suyun üstünde. Yani yüzeye yakın mesafeden geliyorum. Ama ben dipteki balığı arıyorum. Ne yapacağım? Şu an bir güç var oltanın ucunda. Sanki balık bilmiş gibi. Hayır değil arkadaşlar. Balık bilmiyor. Bu durumda oynak gördünüz. Oynak ne olsun? Yazılı orkinos olsun. Dipteki harekete jigi bırakıyorsunuz. Şöyle çekerken jig şuradan geliyorsa eğer, şu taraftan geliyorsa vur, sar, vur, sar. Bu şekildeki avlarımızda öncelikle jiginizi hafif kullanmaya, çok ağır kullanmamaya gayret gösterin. Aklınızın bir köşesinde mutlaka kalsın bu bilgiler. Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz jiglerin nasıl kullanılması gerektiğiyle alakalı. Özellikle LRF avlarında aslında daha doğrusu şöyle olacak. Bütün hani spin avlarını da dahil edeceğimiz bir anlatım olacak. Genel olarak jig kullanımı nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Konusu altında bir video olacak sizler için. Kullanacağım ürün Sevicgear'in eski seri olarak geçen modeli 14 gramlık bir ürün. Bu ürünün bazı avantajlarını, artılarından bahsedeceğim size. Daha sonrasında videonun içeriğinde bütün genel olarak jiglerin kullanımında dikkat edilmesi gereken, nasıl kullanılması gerektiğini canlı canlı sizlere göstererek anlattığım bir video olacak. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu atlamadan izlerseniz sizin için daha avantajlı olur. Çünkü bazen atışlarda kullanımda hani bir konuyu anlatırken tak başka bir konuya geçebilirim. Şu an içeriği tam detaylı olarak bilmiyorum ama durum buna göre değişebilir. Hani atıştaki ya da suyun durumuna göre anlatım değişebilir. Videoyu atlamadan, kaçırmadan detaylı bir şekilde izlerseniz sizler için gerçekten verimli bir video olacaktır bu. Hani takılmaları göstereceğiz. Ürün türüne göre, jig türüne göre verilmesi gereken aksiyonları göstereceğiz. Dibe göre verilmesi gereken aksiyonları göstereceğiz. Bu şekilde keyifli anlatımı geniş olan bir video olacak sizler için. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Bu arada balıklar geçiyor. Ben size konu anlatımına başlayayım dedim. Balıklar geçti. Neyse biz devam edeceğiz. Amacım av değil bugün arkadaşlar. Tabii av gelirse o da büyük bir cabası olur. Ama av amaçlı değilim şu an. Özellikle size konuyu anlatmaya geldim. Ne yapalım? Ürünle ilgili birkaç detay verdikten sonra genel anlatıma başlamak üzere videomuza başlayalım. 18,5-3 gramlardan farkı, üzerindeki tırtıklı yapısı, haricen arkasındaki üçlü kancasıdır arkadaşlar. Verimli, gerçekten verimli bir ürün. Tavsiyelerim arasındadır mutlaka, eğer atar aralığınıza uygun ise, şunu tekrar kontrol edeyim bu arada. Evet, atar aralığınıza, kamışınızın atar aralığına uygun ise mutlaka bulundurun derim çantanızda. Özellikle bu serisi, bir de bunun altın sarısı, işte altın sarısı pembe karışımı, blue'su falan var ama bu seri çok daha verimli geldi bana. Erimi zaten mükemmel.
hem ağırlığından dolayı hem yapısından dolayı gayet güzel. Evet, başlıyoruz. Bu tarz jiglerde şu aksiyonla devam edebilirsiniz bakın abınıza. Ya da insin dibe bir indi. Çok ağırlarda pek tavsiye etmiyorum ama şunu da yapabilirsiniz. Şimdi ben kamışa hayli güvendiğim için bunu rahatlıkla yapabiliyorum. Kamışın atar aralığının son değerinde olmasına rağmen 3.15 bir kamış. Ona rağmen rahatlıkla yapabiliyorum. Ama kalkıp da çok alt segment bir kamışla en üst derecedeki atar aralığındaki bir jigi bu şekilde yapmayın. Ha, kırılmayabilir ama kamışınıza zarar verebilirsiniz. Ondan sonra aksiyon şekillerine devam edelim. Bak bu taraf daha sığ, bu taraf daha derin. İnmesinden görüyorsunuz. Evet, şu. Şu. Eğer karşınızda karşılaşacağınız balık ne olsun? Zargana olsun mesela. Zargana bulunan meraya attınız. Evet. Vurun, vurun, vurun. Delirtin hayvanı. Şöyle vurun. Ondan sonra tekrar böyle vurun. Eğer bu zargana zaten yaklaştığı zaman yemin etrafında çok oynar. Sağından solundan girip böyle bir hamle yapmaya çalışır. Eğer şu hareketleri yaptığınız zaman zaten bir tarafından yakalayamasanız bile takarsınız. Büyük ihtimalle. Ondan dolayı hedef balığa göre aksiyonu da değiştirebilirsiniz. Benim genelde kullanımım, eğer atış yerim müsaitse, şudur. Ya da indirdik. Evet. Vur. Sar. Vur. Sar. Vur. Sar. Vur. Sar. Ya da indi. Vur. Bırak. Vur. Bırak. Vur. Bırak. Bu en son gösterdiğim aksiyon daha çok kendi salınım aksiyonuna meyilli olan jiglerde daha çok verimli olur. Örnek verelim. Major Craft'ın Jigpara serisi, özellikle Tombul serisi, ne bileyim Blue Blue jigler, Savage Grim bu modeli de giriyor. Ama mesela Slim'de çok fazla bu olay var ama diğerlerine, yani örnek verdiğim diğerlerine göre biraz daha az. Slim'de biraz daha Sevçgir Slim modelinde biraz daha seri hareket etmek daha verimli kılıyor avı. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Yaptığım ankette hali ürünlerin nasıl kullanıldığına dair video istediğinizi belirtmişsiniz. Oran bayağı yüksekti herhalde, yanlış hatırlamıyorsam %90'ın üzerinde, 94-95 civarında bir oran vardı. Ondan dolayı bu tarz videoları da çekmeye gayret edeceğim bundan sonra. Yani tabii sürekli olmasa da, zaten normal av videolarında da görüyorsunuz. Ondan dolayı ara ara da olsa bu tarz videoları çekeceğim. Bakın. Suyun içerisinde nasıl görünüyor mu? Yok, pek görünmüyor. İndirdik, vurduk, salınım. Vurduk, salınım.
Ya da çektik. Çektik. Vurduk, salınım. Vurduk, salınım. Tabii bunu dikey, işte tekneden kullanıyorsanız olay, şu dibe takmayayım da, şu şekilde sarım. Bu şekilde sarım yapıyoruz teknede. Uzağa atış yaptıysak yine bu şekilde sarım yapıyoruz. Zaten yatay bir şekilde gelecektir. Şu olay var ya, şuradaki ufak tırtıklar dediğim olay var ya, şöyle gölgeli vereyim. Bu olay ürünün daha uzun ömürlü olmasına neden oluyor. Sürtünmeyi biraz arttırıyor gerçi ama ürünün daha uzun ömürlü olmasına neden oluyor. Nasıl? Boyanın atmasında biraz daha, nereye gitti ya? Gittiği yeri bile görmedim. Boyanın artmasına engel, atmasına engel oluyor. Hani bazen işte taşa değiyor, kayaya çarpıyor falan. O durumlarda biraz daha dediğim gibi uzun ömürlü olmasına neden oluyor. Uzun ömürlü olmasını sağlıyor daha doğrusu. Evet, en çok kullandığım, kıyıya paralel atışlar yapıyorsam, dikey atışlar yapıyorsam bu şekilde kullanıyorum. Geliyor, belli bir seviyede indiriyorum. Bu atış, daha doğrusu aslında videonun başlığını şöyle de düşünebiliriz. Daha doğrusu içeriğini şöyle düşünebiliriz. Jig kullanımı diyebiliriz. Çünkü birçok jigin kullanımı birbirine yakındır. Ama dikkat edin, aynı değildir. Her ürün birbirinden farklı, yapısı farklı. Orada kaya vardı sanırım. Şöyle biraz hemen sallayalım. Evet. Bu arada şunu da göstereyim. Bakın şu an bir kalama da açıyor. Bakın. Görüyor musun? Şu an bir güç var oltanın ucunda. Sanki balık binmiş gibi. Hayır, değil arkadaşlar. Balık binmiyor. Bu durumda umarım açılmadan gösteririm size. Jig dönüyor ve ipe dolanıyor. Bakın. Gördünüz mü? Bu durum oluyor. Bu durum olduğunda da göstereyim diye çektim size. Normalde bu şekilde ben devam etmem. Bu durumda da şöyle yapacağız. Atıyorum tekrar. İnsin dibe. Hem aksiyonumuzu yapalım hem avımıza dolaklanalım. Yapıyoruz bu durumda. Takıldı. Ağır bir güç var. İçeride bir sanki balık var. Ölü bir balık varmış gibi bir güç var. O zaman ne yapıyoruz? Hemen hiç durma. Aç. Bırak. Bırak. Tekrar. Aa, açılmadı. Devam. Hayır, devam değil arkadaşlar. Tekrar açın. Çünkü siz orada aksiyon vermiyorsunuz. Boş bir ürün çekiyormuşsun. Su şişesi çekiyormuşsun gibi düşün. Böyle bir şey yok. Aç, bırak. Tekrar aksiyona başla. Zaten o arada, bak arada, bu arada ne yaptı biliyor musun? O tekrar bir dolandı. Anında geri açıldı. Evet. Bu yaptığınız hareketlerin birinde mutlaka açılacaktır. Zaten açılma pozisyonuna kadar gelmediyse eğer, bu kadar yapmanıza rağmen sarın arkadaşlar. Hiç aksiyon bile vermenize gerek yok. Sarın tekrar. Kendinizi yormadan tekrar atış. Açıp tekrar atış yapmaya başlayın. Ne yapıyoruz? Aksiyonlardan biri buydu değil mi? Şu. Evet. Geldi. Ondan sonra durduk. Açtık. Niye açıyoruz? Çünkü biz sardıkça suyun yüzeyine doğru çıktı jig ve tekrar dibi aldık. Tekrar dibi tarayıp dipten yukarıya doğru tarayıp ava devam ediyoruz. Aksiyona devam ediyoruz.
Tekrar saldık. Şimdi şeyi de göstereceğim size. Hatta direkt onu göstereyim. Bulunduğumuz bölge dip kayalık. Suyun derinliği ortalama 2 metre, 3 metre. Ama dip çok yüksek derecede kayalık. Bu şekildeki avlarımızda öncelikle jiginizi hafif kullanmaya, çok ağır kullanmamaya gayret gösterin. Derinlikle ters orantılı. Derinlik arttıkça, daha doğrusu derinlikle doğru orantılı. Derinlik arttıkça, düştükçe jigin ağırlığı da düşmesi gerekiyor. Dibe takmamanız için bu durum dip kayalık ise, takılacak pozisyonlarda ise. Evet, dip kayalık. Atışımızı yapıyoruz. Hani soruyorsunuz, diyorsunuz ya nasıl takmıyorsun? O kadar kaya varken hiç takılmadan geliyor. Evet, atışımızı yapıyoruz. Şu an canlı canlı gösterelim. Suya düştü. Tak, kapatıyorum. Evet, aksiyona başlıyorum. Ne yaptım? Jig dibe inmedi. Dibe inmeden direkt aksiyona verdim. Şu an jig nereden geliyor? Orta suyun üstünden geliyor bana. Yani dipteki kayalarla alakam yok. Dipteki kayalarla alakam olmadığı için korkusuzca aksiyona devam ediyorum. Eğer dibe inmek istersem zaten açarım. Ama ben inmiyorum. Çünkü neden? Dipte kaya var. Bakın, bununla alakalı bir teknik daha göstereceğim size. Bakın, bu bilgiler eğer ki yeni başlıyorsanız ve bu sorunları yaşıyorsanız gerçekten önemli bilgiler arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde mutlaka kalsın bu bilgiler. Şimdi olayı değiştiriyoruz. Olayda ne var? İlerisi kum ama bulunduğum yere yakın bölge kaya. Yani şu bölgeye kadar, daha doğrusu hatta daha ilerisine kadar yakınlar kaya. Ne yapıyoruz? Bu defa fazla uzağa atmayayım göstermek için. Evet, indi. Niye? Bırakıyorum orası çünkü kum. Az önce söyledik ya, ilerisi kum. Aksiyona başladık. Ne yapıyoruz? Aksiyona başladık. Sarım yapıyoruz. Evet, kayalara yaklaştık. Ne yapıyoruz? Hemen kamışın ucunu yukarı dik pozisyona getiriyoruz. Ve bak, direkt zaten nereden suyun üstüne çıkmaya başladı, gördünüz mü? Tekrar gösteriyorum. İleri attık. İlerisi kum, korkumuz yok. Sadece şu bölge kayalık diye düşünüyoruz. Evet, aksiyonu verdim. Aksiyonumu veriyorum. Ne yaptı? Yaklaştı. Hemen yukarı baş. Bak, oradan az önce size gösterdiğim yerden direkt yukarı çıkmaya başladı. Bulunduğum yer istediğim kadar kayalık olsun. Burada dibe gelmeyecek. Çünkü ben kamışı dik hale getirdim. Oradan başlattım yukarıya doğru sarmaya jigi. Ve avımı o şekilde de devam ettim. Bu arada ben bölgeyi de tarıyorum. Dibin yapısını da görebilmek için. Farklı bir şey gösterirsem, aklıma gelmeyen bir şey olursa onu da gösterebilmek adına size. Ne yapıyorum? Aksiyonuma devam ediyorum. Şu an onu da göstereyim bir dakika. Şu anki atışı ilk atış gibi düşünün. Evet, dibe çöktü. İlk atışımızı yaptık. Dibe çöktü. Kapattık. Aksiyona başladım. Şu an dipten geliyorum. Dipten yavaş yavaş orta suya doğru çıkıyor. Orta suyu geçtim. Şu an orta suyun üstünde. Yani yüzeye yakın mesafeden geliyorum. Ama ben dipteki balığı arıyorum. Ne yapacağım? Evet, çok yaklaştığı için indiremeyeceğim çünkü kaya var. Bu olayı tekrar baştan gösteriyorum. Evet, atışımı yaptım. Hedefim dip balığı. Dipteki bir balığı alabilmek. Dibe indik. Aksiyona başladık. Şu an o dipten geliyorum. Orta suya yaklaştı. Sarım yaptıkça suya doğru çıkıyor, yüzeye doğru çıkıyor. Evet, orta suyu geçti. Şu an yüzeye yakın bir şekilde geliyorum.
Bunu zaten az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama ben dip balığı istediğim için bıraktım. Açtım, dibe tekrar iniyorum. Orta suyu geçtiğim an, bakın, dipten geliyorum. Orta suya yaklaştım. Orta sudayım. Orta suyu geçtim. Evet, durdum. Açtım. Bu derinlikle alakalı bir şey. Suyun derinliğiyle alakalı bir şey. Ben şu an suyun derinliğini az çok görebildiğim için, bilebildiğim için ona göre size atışları. Bak, gördünüz mü arkadaşlar? Aslında her şey çok basit. Sadece bazı pratikler gerekiyor. Pratiklik kazanmanız için de sürekli ava gitmeniz gerekiyor. Üzücü bir gerçek olsak da birçok ürününüzü suda bırakmanız gerekiyor. Çünkü ilk aşamalarda gerçekten bu tarz durumlar biraz sıkıntı oluyor. Ondan dolayı size tavsiyelerim arasında ne var? En az birkaç, yani bir iki tane olmak üzere en az. Yanınızda hani pek kullanmasanız dahi uygun fiyatlı olan, fiyatları düşük olan jigler bulundurun. Neden? Çünkü hani ilk gittiğiniz merada atışlarınızı, daha doğrusu dibin yapısını tam bilemediğiniz için atışlarınızı neye göre yapacağınızı kestiremeyebilirsiniz. Bu da dipte jiglerinizi takıp bırakmanıza neden olabilir. Ondan dolayı fiyatları uygun olan jiglerle ilk atışlarınızı, denemelerinizi yapın. Bir denizin dibin yapısını görün. Ondan sonra gerçek kullanmak istediğiniz ürünlerinizi kullanabilirsiniz. Evet, şimdi farklı aksiyon kullanalım. Ben dediğim gibi en çok kullandığım aksiyon bu. Ama farklı aksiyonları da kullanalım. Kıyıdan yaptığım avlarında şu aksiyon gayet hem yorucu değil, hem keyifli, hem de hakimiyet anlamında gayet güzel bir aksiyon şekli. Hakimiyet anlamında derken, şimdi ben ne yaptım? Mesela ürünü bu tarafa gönderdim. Aksiyonu bu defa bu tarafa veriyorum. Yani bu anlamda hakimiyet. Yoksa balık bindikten sonra hakimiyet hepsinde aynıdır da. Ama diğer aksiyonu verecek olsam, şimdi lap lap veremem. Buraya dönmem lazım. Dönüp vermem lazım. Ya da bakın şöyle, ya da yan yan vermem. Yani hani şu aksiyon çok da rahat oluyor benim için. Herkesin el yapısı farklıdır. Bir de dediğim gibi, şunu da anlatayım. Demin dedik ya, dip balığı. Evet, yüzeyde gezen bir balık. Aksiyon oynak gördünüz. Oynak ne olsun? Yazılı orkinos olsun. Evet, atışımı yapıyorum. Suya değdi, kapattım. Suyun üzerinden bak, çizerek geliyorum. Görüyor musunuz? Bak, suyu çiziyorum. Su üstü popper gibi geliyorum şu an. Görüyor musun? Bunu lambukada da yapabilirsiniz. Bak, su üstü çizerek geliyorum. Lambukada çok jig belki verimli olmayabilir ama yani örnek olarak söylüyorum size. Suyu çiziyorum. Bunu bir tık daha yüzeye çok yakın, pardon, yüzeye çok yakın. Aslında çizme dedikleri olay budur. Ben çok yakın geliyorum şu an suya. Gösteremiyorum ama size. Şu an atar atmaz çektim. Aksiyonu biraz yavaşlattım. Orta suyun çok üzerinde. Yüzeyinde hemen altından bir şekilde geliyorum. Bunu yaklaştıkça daha da net göreceksiniz. Bakın, parlak şeklinde görebiliyor musunuz? Bakın. Jig avlarımız
bu şekilde. Ben şu an size Sevçgir'in bir modeliyle anlatmaya çalıştım bu avı. Tabii bu bütün ürünler için az önce de söylediğim gibi farklı arkadaşlar. Çok yakın, birbirine çok yakın. Yani bu bugünkü gösterdiğim hani video ile aklınıza gelen bütün jiklerle hemen hemen aynı şekilde kullanabilirsiniz. Sadece bazılarının işte kendi salınım etkisi daha fazladır. Ya da altında bir göbek vardır. Onunla beraber aksiyonu daha rahat verebilirsiniz falan filan. Ama genel olarak hatta %95 olarak ürünlerin aksiyonları aynı. Şu an hızlı bir aksiyonla gidiyoruz. Açıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Az önce şeyi anlattım size. Gramajınıza göre şu vurdurma olayını çok sert kamış atarınıza göre vurdurma olayını çok sert yapmayın. Kullandığınız jig kamış atarınıza çok yakın mesafedeyse, yani nasıl anlatayım, 3-15 kamışta 14 gram kullanıyorsanız o vurdurma olayını yapın ama çok sert olmayacak. Bu önemli bir detay. Kamışınıza gerçekten güveniyorsanız, kalitesine, o zaman kullanabilirsiniz. Ama diğer türlü sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunu şey olarak da düşünün. Sadece kamışa zarar veririm diye düşünmeyin. Bak zaten sert vuruyorsun, tamam mı? O sert vurduğunda bir de balığın aldığını düşün. O sertlik iki katına çıkıyor. Balık almadı, taşa taktığını düşün. O sertlik iki katına, üç katına çıkıyor. Sen bu sırada eğer kalaman da doğru orantılı, yani doğru şekilde verilmediyse, yani ayarlanmadıysa ne yapıyorsun? Tak, Allah korusun, kamışa zarar veriyorsun. Umarım gelmez başınıza da ama durumlar böyle. Dikkat etmekte fayda var. Bu arada neyi gösterelim? Şunu da göstereyim size. Atışımızı yaptık. Dibe indik. Evet, aksiyona başlayacak. Ah be diyoruz. Nedir? Jig dibe takıldı. Arkadaşlar, jig dibe takıldığı zaman yapmanız gereken ilk olay şu. Tamam, açıyorsunuz, bekliyorsunuz. Dipteki hareketin dipteki harekete jigi bırakıyorsunuz. O hareketle, salınımla jig biraz yerinden oynuyor. Ondan sonra kapattınız. Sıkı pozisyona getirdiniz. Şu an takılı değil tabi de. Elinizle kavluyorsunuz. Tabi eldivene dikkat edin. Eldiven olması büyük bir avantaj bu konuda. Yoksa elinizi kesebilirsiniz. Ondan sonra yükleniyorsunuz. Kapattıktan sonra bu şekilde yüklenmiyorsunuz. Kesinlikle kamışa yüklenmiyorsunuz. Kamışa yüklenmeyin. Özellikle biz LRF avı yapan arkadaşlarımızın kamışlarımız çok hassas. Çok sıkıntı yaşarsınız. Şu an tabii ben takmadığım için aksiyona devam ediyorum. Şu an tekrar taktım diye düşünüyoruz. Kapalıydı, açtım.
Bıraktım. Hatta şunu da şöyle yaptım. Bıraktım. Bekliyorum. Yani bir en az 15-20 saniye bekleyin arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan ya. Böyle bu şekilde bekleyin. Kapatın. Sarın. Sıkılaştı. Tutun. Hop. Çekin. Bakın hop çekin derken bu kamışa vermeyeceksiniz yükü. Çekerken bu elinizden güç alacaksınız. Ya da bu şekilde tutun. Geriye gidin. Eğer ki jiginiz bu şekilde çekerken, nasıl göstereyim? Şöyle çekerken jig şuradan geliyorsa, eğer şu taraftan geliyorsa, açtın ya, yürü bu tarafa doğru. Açılıp çıkmadıysa eğer, yürü bu tarafa doğru. Tabi o arada bu açık olacak. Yürüdün, jigin diğer tarafına geçebileceğin bir alan varsa orada sarmaya başla. Evet, sertleşti, tak, hop bu tarafa doğru çek. Jigin ters aksiyonla, ama tam karşıdan gelirse bunu sağa ya da sola gidip çekmek ya da karşıdan çekmek biraz da şansa kalmış bir olay tabi. Bu önemli bir konu. Jigin ağırlığı önemli değil. Kaç gram olursa olsun. Tekrar atış yapalım. Tekrar taktığımızı varsayıyoruz. Kapattık. Aksiyona başlarken ah dedik, sarıldı, takıldı. Hemen açtım. Bıraktım. Hiçbir şey yapmıyorum ya. Bu şekilde bekliyorum. Acele etmeyin. Panik yapmayın. Bu şekilde bekliyorum. Kapattım. Sardım. İp sertleşti. Durdum. Hemen elimi tuttum. Tak çekiyorum. Tak çekiyorum. Yani eğer ki zaten bu bir iki defa bunu yaptığınızda eğer çıkartamadıysanız ojikten maalesef vazgeçmek zorunda kalacaksınız artık. Hani siz yapabileceğiniz en iyi şeyi denemiş oluyorsunuz artık. Bunun üzerine de çıkmıyorsa yapacak hiçbir şey yok. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar artık. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve sizler için faydalı bilgilerin olduğu bir video olmuştur. Dediğim gibi ürünler birbirinden farklı olsa da, jiglerden bahsediyoruz. Ürünler birbirinden farklı olsa da kullanımları birbirine çok yakın. Dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Bunların üzerine yoğunlaşmaya çalıştım. Hepinize keyifli avlar diliyorum. Avlarınızda umarım videodaki bilgiler aklınıza gelir ve daha verimli, daha keyifli, daha huzurlu avlar yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.